Demek o damat sensin. Evet. Tanıştırayım memur bey. Müstakbel kocam Kemal. Tanışmak bugüne kısmetmiş demek. Şişt, bana bak. Zorla evlendirmiyorlar değil mi seni? Yok, ben kendi rızamla evleniyorum ya. Ya aşkım benim. Memur, ortalığı karıştırıyorsun ona göre. Peki o zaman. Evlenmek için dairemize bir müracaatta bulunmuşsunuz. Ben de isteğinizi inceledim ve evlenmenizin önünde herhangi bir engel olmadığını tespit ettim. Şimdi bu isteğinizi misafirler ve şahitler huzurunda sözlü olarak beyan etmenizi istiyorum. Siz Sayın Meryem Çuhacı, yanınızda bulunan Kemal Arslan'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Siz Kemal Arslan, yanınızda bulunan Meryem Çuhacı'yı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Etse de biz etmiyoruz. Kim bu ya? Memur bey, o çocuk benim elimde büyüdü. Onun bu kızla evlenip ömür boyu mutsuz olmasına müsaade etmiyoruz. Bosi! Senetleri unutmuyorsun değil mi? He? İyi dedin senetleri. Memur bey, bizim bu kızın babasına borcumuz var. Senetler var elinde. Bu çocuk o senetleri alabilmek ve bizi kurtarabilmek için bu kızla evleniyor. Yalan. Yalan söylüyorlar memur bey. İsterseniz damada sorun. Oğlum söylesene. Evet. Ben kendi isteğimle ve rızamla evleniyorum. O zaman ben de sizi... Durun! Lan yine ne oluyor ya? Bu nikah kıyılamaz. Kemal'le Meryem evlenemez. Çünkü ben ona aşığım. Kemal'e mi aşıksın? Sana aşığım. İlk gördüğüm günden beri bu kıstan benlik diyorum. İşveli, cilveli, seksi, yırtıcı, azgın. Lan! Hış! Dingil dingil ne konuşuyorsun lan sen? Ya baba bir dur ya, en heyecanlı yerinde. Evet, peki niye gelip bana demedin? Nasıl diyeyim kızım? İki lafından biri Kemal de Kemal, Kemal de Kemal. Biz arkadaşımızın manitasına bakacak adam mıyız? Ama hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Seviyorum seni, aşığım sana. Yani benim de bir içim yükseldi sana. Bence ben de seviyorum seni. Kızım Meryem, delirdin mi sen? Ya o gece dolapta da çok tatlıydı. Bence farklı. Ya baba, ver kızı gitsin. Öteki istemiyor zaten. Oğlum ne bileyim, kafam allak bullak oldu benim ya. Hamiyet, sen ne diyorsun bu konuda? Ay ne diyeyim? Hayırlısı neyse öyle olsun. Hayırlısı neyse olsun. Ya bir konuda da bir fikrin olsun be kadın. Yıllardır salak diye diye fikir mi bıraktım ben de? Ne halt yersen ye. Evet, ananız da sıyırdı. Oğlum ne halt yiyeceğiz? Ya baba, ver kız işte diyorum. Ya baba, damadın da fikrini almak gerekmez mi? Aferin lan, doğru söyledin. Oğlum Kemal, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yine kaçmış şerefsiz.